salli ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve Musa ve İsa ve Mabeyne minen nebiyyine ve mürselin. Salavatullahi ve selamuhu ala nebiyyina ve aleyhim ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Aziz ve çok değerli cemaatimizin, bugünkü dersimizin mevzuunda size tüm insanlığı hepimizi ilgilendiren bir konudan bahsedeceğim. Hac'dan bahsetsek nisaba malik olanlar, zekattan bahsetsek bazı kimseler. İşte her konunun ilgilendirdiği bir kitle var. Her gün birkaç tane sala veriyor güzel erbağımızdan. Bu neyin habercisi? Falan dediğin kardeşimiz dünyadaki hizmetini tamamladı, ahirete gidiyor demektir. Onun için hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bugün dersimizin mevzuunda siz değerli cemaatinize ahiret yolculuğuna çıkmazdan önce neler yapmamız gerekiyor? Mübarek Peygamberimiz Efendimiz'in lisanından onu sizlere takdim edeceğim inşallah. Bu meyanda ben aciz kuluna Cenab-ı Hak iman ve ihlas üzere anlatmak, sizlere aynı iman üzere dinlemek, öğrendiklerimizin mucibiyle cümlemize amel etmek nasip ve vesvet olsun. Konuya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ittebullaha feltenzur nefsun ma kaddemet liğadinde ittebullah innallaha habirun bima ta'amilun. Sadakallahu razim. Rabbimiz buyuruyor ki ey müminler, ahirete hazırlığınız ne? Kendinizi bir kontrol edin buyuruyor Rabbimiz. Tekrar burada iki defa ittekullah buyuruyor. Allah'a asi gelmekten sakının. Ahiret için neyi tedarik ettiniz? Hazırlığınız nedir? Kendinizi kontrol edin. İnnallâhe habirun bimâ te'amelûn. Cenab-ı Hak sizin her yaptığınızdan haberdardır buyuruyor. Rabbimiz ne buyurdu? Ahiret hazırlığınızı kendinizden önce ne hazırladınız, ne gönderdiniz, efendim onu bir kontrol edin buyurdu. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hasibu enfusekum kabre entuhasebu zinu amalekum kabre entuhzenu sadaka Resulullah. Cenab-ı Hak sizin amellerinizi, sevap ve günahlarınızı tartmazdan önce siz dünyada kendiniz tartın. Bir bakın, terazinin sağ tarafından konulacak hangi ameli yaptınız? Efendim, kendinizi hesaba çekin, amelleriniz tartılmadan önce kendinizi tartınız buyuruyor. Yüce Rabbimiz bu emre uyan kulları zümresine cümlemizi dahil eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her daim eshabına vaaz ediyor, nasihat ediyor. Sadakanın faydasından bahsediyor. Diyor ki sahabelerden birisi, ya Resulallah bizim bol bol sadaka dağıtmaya gücümüz yetmiyor. Biz ne yapacağız? Efendimiz de buyuruyor. Vettekunnâre velevlişikri tevretin femen lem yecik femi kelimetin tayyibetin. Yarım hurma ile bile, yarım hurmaya gücüm yetiyorsa onu dağıt. Yarım hurma ile bile Allah sizi cehennemden azat eder. Yarım hurma da bulamıyor ise tatlı dille, güzel yüzle, selamla efendim bu sadakayı yerine getir buyuruyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küllü sülami aleyha sadakatü.
vücuttaki her mafsat, her parça için her gün sadaka lazım buyuruyor. Değerli cemaatim, Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizim vücudumuzu 360 parçada yaratmış. 360 parçayı melekler monte etmiş, bir vücut meydana gelmiş. Efendimiz buyuruyor ki, vücudunuzun günlük sadakasını ödemek için her gün 360 tane sadaka vermeniz gerekir buyuruyor. Ya Resulallah, biz nereden bulacağız her gün 360 tane sadakayı? Efendimiz buyuruyor ki, yükünü yükleyene yardım etmek sadakadır. Adres sorana adresini göstermek sadakadır. Sayıyor sayıyor Efendimiz. Efendim, feb-i kelimetin, tayyibetin karşılaştığı bir insana selam verin, nasılsın, iyi misin demek de bir sadakadır. Günlük vücudunuzun şükrünü eda edebilmeniz için her gün 360 tane sadakaya ihtiyaç vardır buyuruyor. Cenab-ı Hak bu doğrultuda hareket etmeyi cümlemize ve bütün ehl-i imana nasip ve müyesser eylesin değerli cemaatim. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam eshabına sohbet ederlerken bir Arabi geliyor. Arabi demek Arap değil, Arabi başka, Arabi başka. Arabi çölde büyümüş, mektep medrese görmemiş, sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemeyen, ulu orta konuşan bir adam demektir. Arabi'nin manası bu. Bir Arabi geliyor. Ya Resulallah, ben bu dünyadan bıktım, usandım. Ellerimi açsam, Ya Rabbi benim canımı al, ben yaşamak istemiyorum. Beni bu dünyadan götür desem, bu şekilde dua etmek caiz midir Ya Resulallah diyor. Evet, ölüm isteyecek, ölmek için dua edecek. Antreparantez arz edeyim, Allah hiç kimseye dermansız dert vermesin derdi cemaatim. Böyle bir durumda kalacak olursa ki kardeşimiz, bir çıkmazda, bir açmazda kalacak olursa, Ya Rabbi bu dünya benim için hayırlıysa hayırlı ömür ver. Ahiret benim için hayırlıysa hayırlısıyla ahireti al demesi, bu şekilde dua etmesi gerekiyor. Yoksa direktmen beni öldür, canını al, bu dünyayı istemiyorum demesi caiz değildir. Peki, Efendimiz soruyor. Ey Arabi, sen ölmek için dua etmek istiyorsun ama ölmek için, ahiret yolculuğuna çıkmak için 10 tane hediye lazım. Bu 10 hediyeyi tedarik ettin mi diyor. وَمَا تِلْكَنْ هَدِيَّاتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ya Resulallah, o 10 tane hediye nelerdir? Efendimiz buyuruyor, hediyeti Azrail, hediyeti Kabir, hediyeti Münker ve Nekir, hediyeti Mizan, hediyeti Sırat, hediyeti Malik, hediyeti Rıdvan, hediyeti Ruh, hediyeti Nebi aleyhissalatü vesselam, hediyetullahi Celle Celaluhu. 10 tane hediye. Manasını vermedim ki zamandan tasarruf ederim diye. Şimdi Efendimiz öğretiyor. Ve emma hediyetü Azrail'e. Ey Arabi, bir gün Azrail aleyhisselam senin canını almaya gelecek. Ona kolayca can verebilmek için şu hediyelerin hazır duruyor. Nedir onlar? İzzavur usamayi, hak sahiplerini razı etmek. Değerli cemaatim, bu dünyadaki ne yapıyoruz? Helallaşıyoruz. Bir arpa tanesini dörde böldüğümüz zaman dörde, onun dörtte birinin adına Arapça dalik deniyor. Dalik. Bir kimse bu dünyada helallaşmadan bir arpa tanesinin dörtte biri kadar kul hakkıyla ahirete giderse,
AKP'de çok şiddetli cemaatle kılınmış 600 vakit namazı sevabı öbür tarafa veriliyor. Allah bu durumu düşünmesin. Helallaşmak lazım. Peki. Ve kazalı fevati geçmiş olan farzlarını kaza etmek lazım. Değerli cemaatim, İsrail'in burs vererek yetiştirdiği Suudi Arabistan'dan, Mısır'dan, Suriye'den diploma alıp Türkiye'ye gönderdiği bazı profesörler var. Bunlar insanları şaşırtmak için görevlendirilmiş. Ne diyor? Kaza namazı diye bir olay yok diyor. Ben dinimi senden mi öğreneceğim, Peygamberimiz Efendimiz'den mi öğreneceğim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaştan gelirken ordu yoruldu. Orduya istirahat verdi. Bilal-i Habeşi Hazretlerine sen de nöbetçi kal, sabah namazına uyandır buyurdu. Bilal-i Habeşi de uyuyakaldı. Uyandılar ki kuşluk vakti olmuş. Efendimiz ne yaptı? Cemaatle o sabah namazını kaza etti. Aynı vakit namazı aynı kişiler tarafından cemaatle kaza edilebiliyor. İkincisi, Hendek Savaşı'nda savaş çok şiddetli. Müşrikler ikindi ve akşam namazını kılmaya fırsat vermediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsıdan sonra bu iki vakti kaza etti. Kendisini taşlayanları, dilini dişini kıranları bile Allah'ın mehdi kavmi, Ya Rabbi hidayet ver. Bunlar bilmediği için cahilliğinden böyle yapıyor diye dua eden Efendimiz, Allah sizin kabirlerinizi ateşle doldursun. İki vakit namazını kazaya bıraktınız buyurdu. Diyeceksiniz ki hocam, Efendimiz de niye uyuyakaldı? Efendimiz uyuyakalmayaydı, o namazı kaza etmeyeydi, kıyamete kadar ümmetinin uyuyakalaraktan kılamadığı namazlarını ne yapmasını gerektiğini bilemezdi. Bize dinimizi öğretmek için Efendimiz bunu uyguladı. Sonuç, kaza namazı var, kaza orucu var, kaza haccı var, kaza zekatı var. Farz olan ibadetler vaktinde yapılmadıysa kaza yapılması gerekiyor. Efendimiz buyuruyor ki Azrail kapıya dayanmazdan önce bu emanetleri yerine getir. Farzlarını kaza et diyor. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Ve kıraatül Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim efendim okumak ve istidadı bilmekti. Ölüme her zaman hazırlanmak. Ölümün ne zaman geleceği belli değil. Her an gelecekmiş gibi biz ibadetlerimizi ne yapmamız lazım? Hazırlamamız lazım. Ve emma hediyetül kabri, Azrail Aleyhisselam'a ruhumuzu teslim ettikten sonra ikinci merhale nedir? Kabire gitmektir. Peki onun hediyesi nedir? Terkün nemimeti, söz gezdiriciliğini terk etmek. Ahmet'ten Mehmet'e, Mehmet'ten Hasan'a laf taşımayacak. Peki, ve tenezzühi anil devli, idrardan sakınacak. Değerli cemaatim, sizlere tenzih ediyorum. Bu konuda cemaatimiz çok zayıf durumdadır. Efendimiz buyuruyor ki, efendim, ittebu anil devli, devirden sakının, fe inne ahmete azab-ı kabri günü, kabirdeki azabın çoğu ondan olacak buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Sevban'la kabristanlığa gidiyor. Ziyaretten sonra Efendimiz iki tane kabrin başında duruyor. Mübarek gözlerinden akan yaşlar billur tanesi gibi sakalı şerifini ıslatıyor derdi var. Hazreti Sevban soruyor. Ya Resulallah, yeni bir vahiy mi geldi? Neden ağlıyorsunuz? Yoksa bir düşman şehri mi dokundu? Onu mu hatırladınız? Diyor ki, hayır, onların hiçbirisi olmadı. Şu iki kabirdekiler azap görüyorlar. Peki, Ya Resulallah, siz dua ettiniz.
Acaba onların azabı kalktı mı? Hayır, kalkmadı da hafifledi buyuruyor Efendimiz. Ya Resulallah, bunların suçu neymiş? Efendimiz buyuruyor ki, şu laf taşıyıcılığı yapmış devamlı, bu da idrardan sakınmamış buyuruyor. Ve özellikle idrardan sakının, kabirdeki azabın çoğu bundan olacak buyuruyor. Ölmezden, kabire girmezden önce buna dikkat etmemiz gerektiğini Efendimiz ne yapıyor? Haber veriyor. Ve selamatül leyli, gece teheccüd namazına devam etmek. Değerli cemaatim, teheccüd namazı Efendimiz'e vacip idi. Biz ümmetine sünnettir. Savaşta, barışta, hastalığında, sıhhatinde, seferinde bir vakit bile teheccüd namazını Efendimiz bırakmadı. Ona vacip idi. Bize gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz namazından sonra nafile namazlar içerisinde en sevaplı namaz teheccüd namazıdır. Gece namazıdır buyuruyor. Bazı din kardeşlerimiz soruyor. Mesela gecenin yarısına kadar oturmuş, orasını ben ilham edeyim. Film seyretmiş, maça bakmış bilmem ne. İki rekatta teheccüd kılayım demiş. O namaz namazdır ama teheccüd değildir. Teheccüd demek yatacaksın, uyuyacaksın, uykuyu bölüp kıldığın namazın adına teheccüd deniyor. Cenab-ı Hak bunu da ihmal etmeden yerine getirmemizi cümlemizi bütün ehl-i imana nasip eylesin değerli cemaatim. Peki, ve kıraatül Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i okumak. Değerli cemaatim, okuduğumuz kitabın adı ne? Onun adını Rabbimiz koydu. İnnehu le Kur'an'ın Kerim'i. Bu kitap Kur'an-ı Kerim'dir buyurdu. Arapça bilen değerli hocalarımız bunu anlıyorlar. Kara'e yekaru Kur'an'e. Kur'an kelimesinin manası okumak, devamlı dilden düşmeden okumak demektir. Gökten gelen ilk ayet nedir? İkra, oku ayeti kelimesidir değerli cemaatim. İşte kabire girmezden önce de buna dikkat etmek, alakade imkan okumak lazım. Kur'an-ı Kerim'le hiç tanışmadan, yüzünü açmadan öbür aleme gidenler var. Halbuki şimdi her sınıf din kardeşimize camilerimizde, Kur'an kurslarımızda Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Bunu ihmal etmeyelim. Rabbimizin gönderdiği o kitabı mutlaka okuyalım. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Ve emma hediyetül mizani. Peki, bir tane anlamışım. Ve emma hediyetül münker ve nekir. Kabire girince münker ve nekir soru sormaya geliyor. İki tane melek. Peki onlara cevap verebilmek için bu dünyadayken fe'erbatun dört tane hediyeyi temin etmeniz gerekiyor. Bir, sıdkul lisani, doğru konuşmak. Hiç yalan konuşmamak. Bunu hocalarımız çok anlattı. Abdülkadir Geylani Hazretleri 6-7 yaşında çocuk ilim tahsiline gidiyor. Annesi hırkasının iç cebine birkaç tane altın koymuş. O zaman tren yok efendim, şu yok, bu yok. Kervanla, karayoluyla gidiyorlar. Çeteler bunları çeviriyor. Kervanı soyuyorlar. Bir tane hırsız başı diyor ki, ulan delikanlı, senin neyin var diyor. Kesenin içinde birkaç tane altın var diyor. Halbuki onun parası olacağı için değil, bir şey yok sandığıyla soruyor. Diyor ki, neden inkar etmedin? Biz seni çocuk diye aramazdık, yoklama yapmazdık. Annem bana tembih etti. Yalan konuşma dedi, yalan söyleyemezdi diyor. Çetebaşı ekranını topluyor erkanlı. Arkadaşlar, şu çocuğa bak. Bu da insan, biz de insanız. Şuna bak, bize bak. Gelin bu işe tövbe edelim diyor. Ondan sonra o ekip tövbe ediyorlar, haramini, hırsızlığı terk ediyorlar. Hala bugün televizyonlarda görüyorsunuz. Kadiri tarikatından zikir yapan dervişler var.
milyonlarca dünyada. İşte onlar ta çocuk yaştayken insanları irşad etmek için Cenab-ı Hak tarafından görevlendirmiş insanlar. Ağzından yalan çıkmayan insanlar. Allah onların yolundan bizleri ayırmasın değerli cemaatim. Evet. İkincisi nedir? Gıybeti terk etmek, hakkı kabul etmek, tevazu, alçak gönüllü olmaktır diyor. Bunu değerli hocalarım da çok anlattılar. Efendimiz hadisinde, Rabbimiz Kur'an'ında el-gıybetü eşeddü mine zinayı geçiyor. Gıybet, zinadan daha kötüdür. Bunun anlamı ne? Zina yapan bir mahcubiyet çeker. Ben niye bu işi yaptım der. Ama gıybet yapan yapmış mı, yapmamış mı? Hiç fark etmez. Devam eder. Onun için o günaha fazla devam ettiği için ne diyor? O daha şiddetlidir diyor. Gıybete devam edenler kaderde ne yapamıyor? Meleklerin sorusuna cevap veremiyor. Antroparantez, konuyu dağıtmadan arz edeyim. Bir kimse Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Merhum Nasreddin Hoca'ya diyorlar ki, hocam falanca kişi rahmetli oldu, gel namazını kıldır, kardeşlerimizle tevkidini ver. Hoca Efendi biraz düşünüyor, olmaz diyor, niye? Başkasını götürün diyor. Hocam ayıp değil mi? Ortada cenaze var, ipe onu seviyorsun, gitmek istemiyorsun. Böyle şey olur mu hocam? Sizin bilmediğiniz yer var diyor. O rahmetlik dünya hayatındayken ölmezden önce ben ne dersem tersini yapardı. Benim lafımı hiç dinlemezdi bu adam diyor. Şimdi kabirin başına varacağım. Mehmet, Münker Nekir geldi. Sana Rabbin kim? Peygamberin kim diye soruyor. Rabbim Allah Celle Celaluhu. Peygamberin Muhammed Mustafa değil Mehmet. Kesinlikle demez diyor. Bana inan ben adamı tanıyorum diyor. Dünyadayken benim dediğimin tersini yapan, öldükten sonra dediğimi yapar mı diyor. Değerli cemaatim, şimdi gülüyorsunuz ama hatırlatmakta fayda var. Değerli hocalarımıza çamur atmaktan vazgeçelim. Niye söylüyorum bunu? En son senin önünde herkes dağıldığı zaman mezarın başında yine seninle baş başa kalıyorum. Allah-u Teala birbirimizin hukukuna riayet etmeyi nasip eylesin. Bir konuyu da hatırlatalım. Yavuz Sultan Selim hocası İbni Kemal'la gidiyorlar yağmurlu bir günde. İbni Kemal'ın hocasının ayağından sıçrayan bir çamur efendim Yavuz'un kaftanına sıçrıyor. Sert bir zaş olduğu için hocası endişe duyuyor. Bana şimdi kızacak falan diye. Hemen kaftanını çıkarıyor Yavuz. Gelin bakalım diyor. Şu kaftanı saklayın. Ben öldükten sonra benim mezarımın üstüne bunu örtün. Belki Cenab-ı Hak bir ilim sahibinin atının ayağından sıçrayan çamur hürmetine beni kabir azabından kurtarır diyor. Yakıldı gitmedi. Ama bunu gördük. Yavuz Sultan Selim'in vasiyeti üzerine mezarının üzerinde İstanbul'da o kaftan hala serili vaziyette duruyor idi. Allah-u Teala yollarından ayırmasın diye bazı hediyeler var. Onları sayıyoruz. Ve emna hediyetin mizan. Sevap ve günahları tartan teraziye gelince antreparantez arz edeyim. Dünyadaki Atatürk'e teraziler yer çekimi kanununa göre ağır gelen taraf aşağıya hafif yukarı kalkar. Dünyada ahirette tersine ağır gelen taraf yukarı hafif aşağıya diye bütün mahşer halkı seyredecek. Ahmet oğlu Mehmet'in sevapları ağır gelmiş. Evet. Cenab-ı Hak bugün de bizleri rezil etmesin. İbrahim Peygamber'in duasıdır. Allah korusun. Günahlar ağır geldiyse Mehmet oğlu Hüseyin'in günahları ağır gelmiştir. Bütün mahşer yerine izzet diliyor. İşte o gün sevap tarafının ağır gelebilmesi için teraziye konulacak el-ihlasu fil amel. Amellerinde ihlas sahibi olmak ve iştinabu enel eza, hiç kimseye zerre kadar eziyet eza vermemek ve
güzel ahlak sahibi olmak, Allah-u Teala'yı çok zikir etmek. Değerli cemaatim ve muhterem hemşehrilerim, biliyorsunuz ben Koçaköy'de birbirimizi tanıyoruz. Bizim bu havalede özür diliyorum. Sigara içmek kimisi haram, kimisi mekruh dese bile bizim bu civarda ya mendup gibi, tövbe haşe veya sünnet gibi millet sigaraya devam ediyor. Şimdi ben onun günahına, sevabına girmiyorum. Karşılaştığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. 45 sene önce Koçak'ta 7 sene ben imamlık yaptım. O dönem Koçak'ta, Erbaa'da, çevre köylerde saymadım ama 350 civarında cenaze yıkadım. Büyük şehirlerde biliyorsunuz ayrı. Peki bu tiryaki kardeşlerim bu sırayı bırakmazsa emanet can vücuttan ayrıldıktan sonra vücutta bir gevşeme oluyor. Sizden özür diliyorum. Arkasından katıran gibi zifir akmaya başlıyor. Bağırıyorsun, çabuk çarşaf getirin, havlu getirin, pamuk getirin diye orayı besleyeceğiz ya kabire konurken vatandaşların yeri berbat olmasın diye. Bunu niye söylüyorum değerli cemaatim? Ahirete giderken her din kardeşimize boy abdesti aldırılıyor. Bütün abdest de gönderiliyor. Eğer sigarayı bırakmazsan boy abdestini bırak, arkasından katıran gibi zifir aka aka abdestsiz olarak da gidiyor. Bundan daha büyük felaket olabilir mi kardeşlerim? Allah bu duruma düşürmesi, emanet can bedendeyken tedbir almayı cümlemize nasip eylesin. Ve kesreti zikrillahi, Allah-u Teala'yı çok zikretmek. Değerli cemaatim, Esma-i Hüsna'da malumunuz tarife vardır. Ya Şekur, Ya Şekur diyenin rızgarda, Ya Şafi, Ya Şafi diyenin hastalığı şifa bulur. İşte her ismin zikrin bir şeyi vardır. Allah Allah dendiği zaman Esma-i Hüsna'nın tamamı zikredilmiş oluyor. Allah-u Teala yürürken, gezerken, yatarken, kalkarken Rabbimiz ne diyor? Beni çok zikredin ey kullarım diyor. Rabbimiz rızasından, zikrinden ayırmasın. Peki, sırat köprüsünü geçebilmek için öfkesine hakim olmak, takva ehli olmak, cemaate ve hayır müesseselerine koşaraktan girmek, tövbe istiğfara devam etmek. Efendimiz her gün 200 defa Estağfurullahelazim ve tövbeyi diyor. Manası ne? Yaptığım günahlardan af diliyorum, tövbe ediyorum ya Rabbi diyorum. Halbuki Efendimizin günahı yok. مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Cenab-ı Hak Fetih Suresi'nde senin gelmiş geçmiş hataların bağışlandı Habibim diyor. Hiç hatası olmayan Efendimiz her gün en az 200 defa tövbe istiğfar ediyor. Öyleyse bunu da lisanımızdan eksik etmeyelim değerli cemaatim. Cehennem bekçisinin hediyeleri gizli gizli günahlarını ağlamaktır. İsyanı terk etmek, anne babanın hayır duasını almaktır. Burada sistem işaret veriyor şimdi topala diye. Değerli cemaatim, televizyonda duyuyorsunuz. Ne diyor vatandaş? Birinin duasının öyle faydası yok diyor. Dedik ya, bunlar İsrail ajanları. Yetiştirilmiş, milletin dinini bozuyor onlar. Peki, biraz sonra namaz kılacaksınız. Ettehiyyatı okuyacaksınız, salli bayit okuyacaksınız, peşinden ne diyeceksiniz? Rabbena firli veli valideyye veli müminine yevme yevmul islam. Peygamber Efendimiz'den tut, sahabelerden, erenlerden, evliyalardan günümüze kadar bu namaz böyle kılınıyor. Sen namazın içinde ne diyorsun? Rabbena firli, ya Rabbi beni affet, veli valideyye annemi babamı da affet diyorsun. Annem baban nerede? Öbür dünyada. Ölmüş olan anne babaya sen diriyken bırak namazın içinde bile ne yapıyorsun? Dua gönderiyorsun. Ölümüzü, dirimizi, anamızı, babamızı hep birbirimizi duadan unutmayalım. Son kelimeyi arz ediyorum. Memleketi kaşıyorlar. Sen ailesini, sen kürsünü, sen şusun diyebilirim. Değerli cemaatim, biz ne yapıyoruz? Ettehiyyatı okuyoruz. Salli bariye. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin. Namaz kılan bütün milyonlar Ali Muhammed kim?
ehli beyttir, peygamberimizin neslidir. Namazın içinde bile ona ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Allah-u Teala birlikten beraberlikten ehli sünnet ve cemaat itibat ve mezhebinden bizleri ayırmasın değerli cemaatim. Evet, saygıdeğer cemaatim, ölmezden önceki hediyeleri sayıyor idim. Peygamber Efendimiz olan hediye, peygamberimizi sevmek, salavat-ı lisanımızdan eksik etmemek, eshabının tamamını sevmek, sünnetlerine uymak, efendim bu şekilde ehli beytini sevmek dediğim. Değerli cemaatim, televizyonu dinliyorsunuz. Komşu İran veya şöyle buraya yanlış anlaşılmasın. Hazreti Ayşe, Hazreti Osman deyince ateş püskürüyor. Hazreti Ayşe, Efendimizin hanımı. 2250 hadis-i şerif rivayet etti. İslam dininin kadınlarla ilgili bütün hükümlerini ondan öğrendik. Peygamberin hanımına, peygamberin damadına, peygamberin kayınpederine düşmanlık yapılaraktan Müslümanlık olur mu değerli cemaatim? Allah-u Teala sapıtmasın, sapıttırmasın, cümlemizi doğru yoldan ayırmasın. En son hediyeler, Rabbimize götüreceğimiz hediyeler şunlardır. Ya Rabbi, emri bir maruf nehyan-ı münker yaptın, her mahlukata nasihat ettin demektir. Bu necip millet, dünyanın dört bir bucağına ezan sesini, Kur'an sesini götürüyor hamdolsun. Emri bir maruf budur. Hacının, hocanın, müftünün vaizi değil, her Müslümanın görevidir. Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse çoluk çocuğunun içinde otursun, onlara nasihat etsin, camilerde Ramazan'daki itikaf yapmaktan daha çok sevap kazanır diyor. Allah-u Teala bu duygularla ahiret hazırlığı tamamlamamızı nasip eylesin. Rızaen lillah, el-Fatiha.